Hayatın içindeki gerçek konuları evlerinize taşıyan Doktor Feridun Kunak Show, sağlıklı yaşamanın formülleriyle yine sizlerle. Zendeçal'ın bilinmeyen faydaları nelerdir? Zendeçal kürleriyle hangi hastalıklardan kurtulabiliriz? Zayıflamak isteyenlere zerdeçalın mucize etkisi. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki kardeşlerim, abilerim, ablalarım, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Bugün Altındağ Gültepe'den geldi kardeşlerimiz, Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nden. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Evet sevgili kardeşlerim, Ankara'mızda böyle hava kapalı. Ülkemizde her yerde de yağmurlar, karlar var. İnşallah bereket olur diyoruz. Bugün biz size çok değişik bir bitkimizden bahsedeceğiz. Nedir bu bitki? Zerdeçal. Zerdeçal son dönemlerde çok daha fazla anlaşıldı kıymeti. Bütün dünyada kabul edilen özellikleri var. İçindeki kurkumin diye bir madde var. Bu maddeden dolayı kanser önlemede, vücuttaki iltihapları önlemede, eklem ağrılarında, diz ağrılarında, kalça ağrılarında, bel ağrılarında eklemin kanlanmasını arttırmada çok büyük özellikleri anlaşıldı. Zayıflamada kullanılıyor. Bizim ülkemizde maalesef pek yetişmiyor. Şu anda Hindistan'da çok yetişiyor. Hindistanların çok uzun yıllardan beri kullandıkları bir baharatları. Bir şeyin kökü bu. Bitkinin kökü zerdeçal. Şimdi ben size onunla ilgili çok özel anlatacaklarım var. Çok söyleyeceklerim var. Hepsini uzun uzun anlatacağız size. Zerdeçalın zayıflamada nasıl kullanılır? Altın süt diye bir süt var. Astım hastalarına muhakkak tavsiye edeceğiz içmelerini. Onu anlatacağız. Allah korusun kanser olmamak için ya da kanser varsa onu düzeltmenin çaresi olarak anlatacağız. Bir Türk doktoru da zerdeçalın içindeki etken maddeyi çıkarak akciğer kanserini yendi ve bunu yayınladı. Bütün dünya kabul etti. Uludağ Üniversitesi'nden bir hocamız. Onun da güzel bir formül var. Ben onları da anlatacağım size. Daha sonra bağırsaklarımızı güzel çalıştırmak için, zayıflamak için, bağışıklığı düzeltmek için, Alzheimer'a mani olmak için bir sürü özellikler var. Sevgili kardeşler, bugün size mandalinden bir sirke yapacağız. Çok güzel bir sirkemiz olacak. Biraz sonra onu da anlatacağız size. Zerdeçalı içine katacağız mandalinde. Daha güçlü hale gelecek. Antioksidan, yani vücudumuzdan toksin atıcı özelliği olan bir sirke yapacağız. Elimizde bir sirkemiz vardı. Yaban mersinli kuşburnu bir sirkemiz vardı. Bunu da anlatacağız. Bunu da süzeceğiz. Dolu dolu dop dolu. Serap Hanım buyurun geliyordu. Ne yapacaksın? Mandalinalı sirkesi muhteşem olacak. Harika evet. Olacak. Evet. Harika olacak. Ben de yine mandalinalı kereviz yemeği yapacağım. Muhteşem bir yemek yapacağım. Şeker kullanmayacağım. Biliyorsunuz zeytinyağlılara şeker kullanıyorlar. Ben bunu balla yapacağım. Çok güzel bir kereviz yemeği tarif vereceğim size. Aynı zamanda kalorisi çok az. Aynı zamanda zayıflamaya yardımcı. Besleyici özelliği. Evet, çok besleyici fazla. Çocuklarınızı da seveceği çok değişik bir kereviz. Hepiniz kerevizi yemede bilirsiniz. Yanında yatılacak. Ama güzel bir şey olacak. Evet, bu, çok güzel olacak. Şimdi yapacağımız bu mandalin sirkesinin en büyük mandalina. Özelliği. Mandalina. Mandalina. Özür dilerim. Mandalina. Ben ne dedim? Mandalin. 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 Neyse. Bu kilo vermede çok faydalı olacak. Kilo vermek isteyen kardeşlerim bunu muhakkak yapsınlar. Nezle grip olmak istemeyen kardeşlerim muhakkak yapsınlar. Çok değişik, çok güzel bir nimet olacak diyoruz. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızdan vereceğiz. Ayakkabılarımızı kazanabilmenin şartı şifremizi bilmek. Şifreyi bilen kardeşlerimiz hemen telefon edecekler. Ayakkabılarımızı kazanacaklar. Erkeklere erkek modeli, evet. Hanımlara hanım modeli. Erkeklerde havalandırma var. Bakın. Evet. Köşesi. Klima, evet klimalı bir ayakkabı yani. Evet, mesela klima görevi görüyor. Ayakkabının içine hava girip çıkıyor. Evet, hanımlarda da spor ve düz model olmak üzere ayakkabılarımız var. Hepsini kazanmanın şartı şifremizi bilmek. Şifreyi bilen kardeşlerimiz ne yapacaklar? 0312 Ankara'nın kodunu çevirdikten sonra 284 0707 telefon numarasını arayacaklar. Peki sevgili kardeşlerim, bugün kanserle ilgili, bugün eklem ağrıları ile ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz bize. Biz de size elimizden geldiği kadar konuşabiliriz. 0312 284 0408 ne olur telefona alo diyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattına çok güzel
yeteneklerini gösteren kardeşlerimiz var. Hastalıklarıyla ilgili atan kardeşlerimiz var. Başka marifetleriniz varsa onları da gösterebilirsiniz. Başka bir olay göstermek istiyorsanız onu da gösterebilirsiniz. Bu kanal sizin kanalınız. Bu hat sizin hattınız. Ne isterseniz bize gösterebilirsiniz. 0532 bu kodu çevirdikten sonra 345 20 32 numaralı telefona başvuracaksınız. Çok güzel görüntülerimiz var WhatsApp'la ilgili de onları size atacağız. Günün sözü geldi. Evet, günün sözü çok güzel bir söz seçtik bugün size. Bakın diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah, de ki ben ağartan sabahın Rabbine sığınırım. Ağaran evet sabır. Hepimiz yüce Rabbimize sığınalım. Haydi bismillah diyelim. Sabah cimnastiğimizi yapalım. Şöyle bir enerji gelsin. Kendimize bir gelelim. Niçin ellerimizi birbirimize sürtüyoruz? Sizde var olan biyoenerjiyi açığa çıkmak, sizde olan enerjiyi açığa çıkarmak istiyoruz. Açığa çıkardık. Nasıl anlayacağız? Şöyle ellerimiz arasına bakacağız. Bir yün yumağı varmışçasına, bir yay varmışçasına bir his gelmişse gelmiştir. Gelmemişse biraz daha sürteceğiz. Sonra sağ elimizi tepemize. Niçin? Burada tepe çakramız vücudumuzun en önemli enerji merkezi. Göğsümüze niçin? Kalbimizden enerji alsın diye. Buradan yaptıktan sonra nefes alıyoruz. Nefes almakta çoğunuz. Sol elimiz göğsümüzde, sağ elimiz tepemizde. Derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça bedenimize güzelliğin, huzurun, mutluluğun dolduğunu hissediyoruz. Ve diyoruz ki bütün verdiklerine çok şükür, çok şükür, çok şükür. Huzuruna, iyiliğine çok şükür, çok şükür demeyi ihmal etmiyoruz. Derin derin nefes alıyoruz. Evet, harikasınız. Kardeşlerim değişiklik yapalım. Bugün ellerimizle başlayalım. Ellerinizi arada böyle esnetmeyi ihmal etmeyiniz. Bakın böyle esnetin ellerinizi. Eklem kaslarınızı, el eklemlerinizi rahatlatma açısından bu esnetme önemlidir. Zaman içinde ellerinize böyle bükülmeler meydana geliyor kardeşler. Mesela elini tut diyorsun, böyle tut. Aç diyorsun, açamıyor. İşte bu esnetmeyi yaparsanız bundan kurtulursun. Bazen de parmaklarınızda böyle bükülmeler oluyor. Ne tarafa bükülmüşse aksi yöne böyle böyle masaj yapın. Aksi yöne. Diyelim ki bu tarafa büküldü. Siz tersine böyle böyle masajlar yapın. Bir ay devam ettiğinizde o eğriliğin kısmen de olsa düzeldiğini göreceksiniz. Bakın şu pençe yapmak çok önemli. Pençe yapacaksınız. Bütün eklemleri çalıştırmış oluyorsunuz. 1, 2, 3. Bir de burada 4. 4 yerde bir de burada küçük kemikler de olmak üzere 5 yerde küçük küçük eklemler var. O yüzden el dizaynı çok önemli. Lütfen bu pençe bırak. Pençe bırak. Pençe bırak. Aklınıza geldikçe bunu böyle yapın. Sonra sıkın bırakın. Sıkın bırakın. Sıkın bırakın. Bilekleri çevirin böyle çevirin. Ters çevirin ters. Bu hareketleri güzel yaparsanız burada tetik parmak denilen parmağın takılma işlemi vardır. O olmaz. Bunu güzel yaparsanız burada karpal tünel sendromu denilen böyle ekleminizin tam üstünde bir bant vardır. Sinir sıkıştırır. Sıkıştırdığı için elde uyuşukluk olur. Ona mani olursunuz. İşte kardeşlerim el jimnastiğini ihmal etmeyiniz. Dirsek hareketleri çok önemlidir. Açıp kapama hareketlerini bolca yapınız. Bu açıp kapama hareket de önemli. Bir de şu hareket de önemlidir. İççe dışa, iççe dışa. Kardeşler şu basitçecik hareketi iyi yapamazsanız kapıyı açamazsınız. İyi yapamazsanız anahtarı çeviremezsiniz. İyi yapamazsanız kaşığı ağzınıza götüremezsiniz. Bu kadar basitçecik ama çok enteresan özellikleri olan bir harekettir. Geldik omuzlarımıza. Evet, son dönemlerde bilhassa hanım kardeşlerimizin omuz eklemlerinde çok büyük problemler oluyor. Bunun da sebebi hanımlar biraz canları kaldırıveriyorlar, şey yapıveriyorlar. Benden size bir abi, bir kardeş tavsiyesi. Kendinize yazık etmeyin. Kimse size aferin demez. Aferin o masayı ne güzel çektin demez. Aferin onu ne güzel kaldırdın demez. Der ki bir de aman bıktım seni şimdi bir de hastaneye mi götüreceğim bu ne ya öf. Daha geçen gün gittik ne olmuş biraz sıcak yapıp geçer git Allah'ın sesinden derler. O yüzden kendinize yazık etmeyin. O yüzden ağır ağır şeylerde zorlamayın. Ya biraz sonra yapıverin yavaş yavaş yapın tek tek yapın. Canınızın tezliğiyle ani hareket yaptığınız zaman burada 4 tane yapışan kas grupları var. Bunlarda kopmalar meydana geliyor ani yaparsanız. Ama vücut ısınıp yaparsa olmuyor. O yüzden diyorum ki kardeşlerim sakın ola ki zorlayıcı bir işi sakın yapma. Baktınız biraz zorlanıyor sakın gitmeyin üstüne. Yaparım ben bunu diye kendinize inatlaşmayın. Bu hareketleri de güzel yaparsanız bu tehlikeli durum olmaz. Hadi çevir, 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 çevir.
Ters çevir, ters çevir, ne ters çevir, ters çevir. Kimseye bir aşağı, bir yukarı. Kimseye yaranamazsınız. Bence de, bence de. Hiç. Kaldır Ender, haydi, 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 haydi. Biraz canlı ya. Oo, Altın Dağlıları çok yavaşsınız tamam, vallahi hadi. Bugün. Sınıfta kaldı Altın Dağlı ablalarım. Şöyle bir rahatlayın. Atın, bütün kötülükleri atın, bütün silkinin, bütün sıkıntılar gitsin, huzur gelsin, mutluluk gelsin, iyilik gelsin. Ve devam ediyoruz. Neyle? Gariban boynumuzda. Boyun kaslarınız güzel olmazsa kulaklarınızda çınlama olur. Boyun kaslarınız güzel olmazsa başınızda dönme olur. Neden? Burada boyun kaslarının yanında sinirler var. Sinirlerle beraber beyne kan götüren damar var. İşte kardeşler boynunuzdaki problemler, bakın gösteriyorum burada. Bu sarılar sinirler. Şu kırmızı da başa kan getiren damarlar var, bak buradan böyle gidiyor. İşte burada boynunuzda oluşacak bir fıtıklar, boynunuzda oluşacak buradaki eklemde bozukluklar sizin kulağınıza çınlama, beyninize az kan gitmeye sebep olur. Beyninize az kan gittiği zaman ne olur biliyor musunuz? Başınız döner. Mesela böyle bir şey yapıyorsun, ancak iyi der, böyle bir tuhaf olursunuz. Gözünüz kararırmış gibi olur. İşte kardeşler bunlar olmasın, kulağınız çınlamasın. Bir de ellerinize uyuşukluklar gelir eğer sinirleri sıkıştırırsa. Damarı sıkıştırırsa beyne az kan gider, baş dönmesi olur. Siniri sıkıştırırsa da ellerde uyuşmalar olur. Buradan çıkan sinir ta parmak ucunuza kadar gelir böyle. O yüzden buralarınızda uyuşukluklar görüyorsanız önemlidir. O yüzden can kardeşlerim bu hareketleri güzel yapınız. Ne bu hareketler? İşte her gün yaptığımız gibi. Bakın gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol. Bu hareketleri yaparken güzel omuzunuzu görmüyorsanız, yarım kalıyorsa bilin ki burada kireçlenme başlangıcı var. Doktora göstermeniz lazım. Gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol. Sağ, sola. Olduğunuz yerde sağ eğ, sola eğ, sağ eğ, sola eğ. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. Kardeşler, eğer bu hareketleri yaparken bir ağrı, sızı şikayetiniz varsa muhakkak doktorlara göstermeniz lazım. Kime göstereceksiniz? Aile hekiminize söyleyebilirsiniz. Ortopedistlere söyleyebilirsiniz. Fizik tedavici doktor kardeşlerimize söyleyebilirsiniz. Eğer ellerinizdeki uyuşukluklar, şunlar bunlar çok fazlaysa beyin cerrahi bölümüne söyleyebilirsiniz. Aklınızda olsun, sakın ihmal etmeyin. Basitken sıkıntının önüne geçin. Hani şöyle bir laf vardır, güzel bir laftır. Yılanın başı küçükken ezilir diye. Siz de yılanın başını küçükken ezerseniz büyük tehlikelerden kurtulursunuz. Yılan büyüdüğü zaman çare zorlaşır. Yılanı tutmak bile zorlaşır. Başını ezmeyi bırak, tutamazsınız bile. İşte boynunuzdaki ya da bir ekleminizdeki basit ağrıyı ciddiye alın. Bir de ağrı... Feridun Bey'den bir şey öğrendim. Hemen araya girdim, bir şey söyleyeceğim. Mesela atıyorum boynunuz ağrıyorsa bir... Atıyorum başınız ağrıyorsa iki, yani vücut gitgide eğer iki hastalık bindiyse daha zor iyileşiyor. Doğru. İlk biriyle uğraşıyor ama ikincisiyle daha zor uğraşıyor. Daha zor üçüncüsüyle uğraşıyor. Çok daha zor uğraşıyor. Doğru. Yani hastalıklar toplayarak değil aslında çarparak artıyor değil evet, mi? O yüzden çok dikkat edeceksiniz. Evet. Kendinize dikkat edeceksiniz. Kendinize yazık etmeyeceksiniz. Basit şeylerde bile bir ne oluyor diyeceksiniz. Çünkü ağrı vücudun bir sinyalidir. Size sinyal veriyor. Dikkat edin diyor, bir problem var, dikkat edin diye size mesaj veriyor. Siz o mesajı almaz, aman boşver derseniz işler tehlikeye gider, geri dönüşü zor olur. Bu basit boyun hareketlerini ihmal etmeniz. Bu boyun hareketleri çok güzel tedavi eder, çok faydalı olur, kötü gitmeye mani olur. Evet. Şimdi geldik bel bölgesine. Kardeşler hep söylüyorum, bel bölgesi önemli, sırt kasları çok önemli, karın kasları çok önemli. Bakın belimiz niçin önemli canım kardeşlerim? Bakınız, kocaman üst gövde, kocaman alt gövde birleştiren sadece bu boru. Eğer bu borunun etrafındaki kasları, yani sırt kaslarını, karın kaslarını güçlendirmezseniz burada sorun çıkar. Dünyada en çok sorun belde çıkıyor. Bütün dünyada doktorlara en çok bel ağrısıyla gidiliyor. Daha sonra diz ağrısı, boyun ağrısı geliyor ama en çok bel ağrısıyla gidiyor. Ve her insan... Ömründe bir veya iki sefer bel ağrısı çekmiş. İşte bel çok önemli kardeşler.
Peki bel çok önemli de ben ne yapayım bel bu sıkıntısından kurtulmak için? O kadar güzel ki Rabbim buraya doğal korse koymuş. Bakın şu beyaz kısım var ya, bunu güçlü yaparsanız kas. tam buranızda bak. Burada, kas değil mi orası? Kasın üstündeki zarı bu. Kasla beraber zarı kuvvetlendirirseniz bu doğal korse hiçbir şey olmuyor. Bakın burayı tutuyor böyle ve sağlamlaştırıyor. Yani insanı taşıyan et ve kemikleri. Siz kemiğinizi de kuvvetlendireceksiniz gıdalarla. Şimdi biraz sonra size bir zerdeçallı bir karışım yapacağım. Bunu muhakkak yapınız. Kemik kuvvetlendirici özelliği var. Artı kasları kuvvetlendirmeniz lazım. Kasları kuvvetlendirmenin çaresi de hareketten geçiyor. Aman yapamam ben şimdi işim gücüm var diyorsanız yarın bir gün size problem olarak çıkacak bu. O yüzden bu hareketleri basit gibi görmeyin. Lütfen bu hareketleri yapınız. Ne yapıyoruz? Hemen hareketleri şöyle yapıyoruz bakın kardeşlerim. Gidebilir kadar sağ, gidebilir kadar sol. Gidebilir kadar sağ, gidebilir kadar sol. Sağ, sola. Bir de olduğunuz yerde sağa eğiniz, sola eğiniz. Sağ eğiniz, sola eğiniz. Sağ, sol. Bir de dirsekleri dize değeceğiz şimdi. Bakın böyle. Bunu değerken de nefes vereceğiz. Ver nefes, geriye giderken al nefes. Ver nefes, geriye giderken al nefes. Ver nefes, al nefes. Kardeşler bunlar niçin önemli? Niçin önemli? Göbeğinizi ölçeceksiniz hanım kardeşler. Bakın bu da çok önemli bir sorunumuz. 88'in üstündeyse hanım kardeşler bilin ki karaciğeriniz, bilin ki böbrekleriniz, bilin ki iç organlarınız yağlanıyor. Yağlansın ne oluyor? Tövbe tövbe yetmezliğe gidiyor. Niçin önemli yetmezlik? Örnek veriyorum Allah rahmet eylesin diyorum. Naim Süleymanoğlu kardeşim niçin vefat etti? Karaciğer yetmezliğinden. Karaciğer yetmezliği oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı Türk doktorları çok güzel bir şey yaptılar. Karaciğer nakli yaptılar. Yani karaciğerin bir ölmüş bir kardeşimizden aldılar, getirdiler, diktiler. Çok güzel o oldu ama vücut bir yerden sinyal verdi mi başka yerlerden de patlak veriyor. Nereden patlak verdi? Bu sefer beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçirdi. 50 yaşında tam da hem Türk sporuna hem şeye hizmet edecekken vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii ki vakit saat geldi mi ecel bahane. Allah meleklerini toplamış, Azrail itiraz etmiş. Demiş ki bana en kötü görevi verdin. Niçin ben insanları üzüntülü yapayım, hep canlarını alayım? Ben senin meleğin değil miyim? Niçin bana bu görevi verdin deyince sen hiç üzülme. Ben öyle bahaneler bulacağım ki seni kimse anlamayacak ki. Kimine kanser diyeceğim, kimine araba kazası diyeceğim, kimine vuruldu diyeceğim, kimine karaciğer yetmezliği oldu diyeceğim, kimine ameliyat oldu diyeceğim. Senin can aldığını kimse anlamayacak ki demiş. Hakikaten öyle. Düşünün bak herkesin bugün gene okuyoruz. Küçücük yavruyu öldüren şerefsiz de var. 5 yaşında çocuğu boğulmuş, öldürmüş bir anne. Nasıl bir anne? Bir tuhaf olduk yani. Kafayı gerçekten yedik bir şeyler olduk ya, kardeşler. Böyle bir şey olamaz. Ondan ya sonra nasıl oluyor? Bir ayrılıyor. Ya hanımdan ayrılabilirsin. Sen nasıl gider vurursun o kızcağız ya? Ne hakkın var senin? Sen mi verdin onun canını? Şerefsiz kere şerefsiz yani. Evet. Fakat kardeşler İslamiyet bir tane yine buna başka bir çocuğun üzerine sigara söndürmüşler. Ya, yani evet o da 5 yaşında İslamiyet o kadar çocuğu güzel şey yapıyor ki. Allah'ın verdiği canı diyor Allah alır. En büyük günahlardandır. Affedilmeyecek günahlardandır can almaktır diyor. Sen kimsenin canını alamazsın. Aldıysan öbür tarafta da cehennemde kütük olacağını unutmayacaksın kardeşim. Bir tek canı almak değil, kimse kimseye zarar veremez. Anlayana, anlayana, inanana, evet, bilene tabii. Onu bilse zaten onu yapmaz da ama o cehennemde kütüktür kardeşim. Devamlı yanacaktır. Bütün Müslümanların bir gün cehennemden kurtulup cennete gitme şansı vardır. Allah bunu söylüyor. Her zaman gideceğiz belirli günahımızı çektikten sonra. Hep amma ve lakin diyor. İnsan canını alanlar katiyen ve katiyen gelemeyecekler. İnsan canı almak nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey ya? Şurada kazara bir kediye köpeğe çarpıyorsun da bir saat üzülüyorsun, 10 saat üzülüyorsun, kötü oluyorsun. Sen canı nasıl alırsın? Neymiş ayrılmış? Ayrılır kardeşim nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir insan? Neyse coştum birdenbire. Geldik şimdi sevgili kardeşlerim kalça ve bacak için hareketim yok. Diz için de çok önemli bu hareketler. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Kaldır indir yapacağız. 5 tane. 5 tane içe dışa yapacağız. 5 tane daire. 5 tane ters daire. 5 tane kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Hadi öbürünü yaptık. Kalça için kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. İçe dışa, içe dışa, içe dışa. Daire. Daire.
Ters daire, ters daire. Kapat aç, kapat aç. Evet. Ayaklar kaldı. Şimdi telefonlarımızı alalım. Sonra da röportajlarımız var. Onlara geçeceğiz. Alo diyoruz. Hoş geldiniz Antep'ten. Antep'ten Sahibe bacım. Sahibe ablayı hepinizin dinlemenizi istiyorum. Hoş geldiniz. Sahibe abla bir Türk kadının numunesi. Antep'te bir ablamız hala dikiş dikiyor, çeyiz dikiyor. Sudem'e de şimdiden çeyizlik getirmiş. Tamam Allah'ım. Bizim çeyizler hazır. Ne kaldı? Bir tane nalı bulduk. Üç nalla bir ata kaldı der gibi. Sahibe ablam hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk. Allah seni razı olsun. Allah'ım seni korusun. Cuma'yı mübarek olsun. Cümlemizin. Evi huzurda olsun. Olsun Allah'ım abla. Seni her zaman korusun. Sağ ol. Hocam ben uykumu kaybetmiştim buldum. Sağlığımı kaybetmiştim buldum. Allah'ım seni devamlı esirgesin, korusun. Seni eksik etmesin. Tamam. Bak Mecnun ne demiş? 40 sefer Leyla dedim, bir sefer Mevla dedim. Var git Leyla'm, var git Leyla'm Arakan. Mevla'mı buldum. Ben de 40 kere doktora gittim ama çok şükür seni buldum. Allah razı olsun. Allah'ım sana bol lütuflar versin. Allah'ım sana sağlık versin. Tamam. Allah'ım seni eksik etmesin. Evine huzur versin. Amin. Sana mutluluk versin. Hanımınla mutlu yaşarsın. Amin. İnşallah. Allah'ım seni devamlı esirgesin, korusun. Amin. Allah'ım her zaman sana duacıyım. Sağ ol. Antep'e sesleniyorum. Geleceğiz şey, inşallah. Antep'ten geldim. Ya alacağım ama kendimi zor tutuyorum. Evet. Benim inşallah. Biletimde şeyini yazayım. Ödülü yazıyor. Engelli yazıyor. Antepliler duyun beni. Kimin şeyinde biletinde engelli yazıyorsa Doktor Bey'e gelin. Çok şifa buldum Allah'tan istiyordum. Her gece ağlıyordum. Allah'ım eyvah verdiğin rahatlığı bana ver diyordum. Dileğim kabul oldu. Ne güzel. Allah'ım senden her zaman razı olsun. Sahibi abla. Allah'ım günahlarımızı affetsin. Kaç tane ilahi var ezberinde? Kaç tane ilahi var? 150 tane. 150 tane ezberinde anında söylüyor. Süper. Sahibi ablam, abla özür dilerim. Tam kaç yaşındasın? Beyniniz çok güçlü. Ben ay hanımların 74 yaşında ama Antep'ten kendisi uçağa biniyor geliyor. Antep'ten tekrar dönüyor. Öyle yaman bir ablam. Hala dikiş dikiyor, çeyiz dikiyor. Ne güzel. Şey yapıyor insanlara, komşularına, şuna buna. Ve bizim bütün sirkelerimizi, bütün yağlarımızı ezbere söylüyor. Bir daha söylüyorum. Ezbere söylüyor. Şunu katacaksın, şunu. Hangi yağları yaptın abla bir saysana. Ben çilekotu yağı yaptım, biberiye yağı yaptım, at kesenesini yağını yaptım, samsak yağı yaptım. Ben biberiye yağını, ben hepsini, yeşil zeytin yağını yaptım. Sirkelerin de hepsini yapıyor. Sahibi ablam bizim Antepli bütün bir ablamız. Bütün şeyleri yapıyorum. Yağları, bezir yağından, kefunundan şeyleri yaptım. Allah razı olsun. Sahibi ablam çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Bütün Antepli Allah, kardeşlerimize de selamlarımızı gönderin. Dualarımız kabul olsun. Amin. Bizim amin. Dualarımız Arifet Dağı'nda olan dualar kazanılsın. Amin. Ve mülk diyenler haciler yüzü hürmetine. Amin. Allah'ın senin üstünden rahmetini, şifasını esirgemesin. Allah'ım her zaman amin. Sana yardımcı olsun amin. Hocam. Hadi ellerinden öptüm ablam. Allah hürmet size ediyorum. Uzun ömürler versin Allah'a inşallah. Emanet ol inşallah. Uzun ömürler bütün dileriz. Hepimiz selamlarımızı Sabihanım. Gönderiyoruz. Şimdi halkımız çıktık, konuştuk bakalım. Zerdeçal'la ilgili neler sormuşlar? Görelim bakalım. Şimdi devam ediyoruz programımıza. Doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor Civan'ım. Doktor Feridun Kunak sorularınızı yanıtlıyor bölümünden herkese merhaba. Bugün Zerdeçal günü. Biz de şimdi halkımıza mikrofon uzatacağız. Bakalım bize ne sorular yöneltecekler. Merhaba hocam, zerdeçalı çok duydum. Faydaları nedir acaba? Merhaba hocam, unutkanlığım var. Zerdeçal kullansam iyi gelir mi? Merhabalar hocam, ben Engin Sağlam. Vücudumda enfeksiyon var. Zerdeçalın faydası olur mu? Evet, halkımız tüm merak ettiği soruları sordu. Söz sırası Doktor Feridun Kunak hocamızda. Doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor Civan'ım. Evet
zerdeçal mucize. Şimdi zerdeçalla ilgili çok güzel sorular sormuş kardeşlerimiz. Hepsini şimdi anlatacağız. Zerdeçal hakikaten bir mucize. Yemeklerinize katmayı ihmal etmeyin. Eklem ağrınız varsa biraz sonra anlatacaklarım. Sakın ihmal etmeyin. Şimdi size harika formüller vereceğiz. Bir mandalini sirke yapıyoruz. Vücudun direncini kuvvetlendirmede, kilo vermede çok faydalı. Ne yapıyoruz? Yaklaşık 1 kilo kadar mandalini aldık. Mandalinin kabuklarını soyduk. Bakın şöyle sıkarak atıyoruz. Sıkarak atıyoruz. Hepsini şöyle biraz sıkıp atacağız. O zaman daha güzel sirkeleşiyor. Mandalinanın nasıl, biraz boş mu olması gerekiyor? Güzel olması için. Şimdi iyi bir mandalina kabuğu var mı? Bir tane mandalina var mı? İyi bir mandalina anlamak için biraz kabuğu gevşemiş olması artık lazım. Artık yeşil yeşil mandalinalar da var. Neden? Var. Neden? Eskiden karpitle sarartıyorlardı. Çok şükür şimdi onu yapmıyorlar. Artık doğal haliyle satıyorlar. Doğru diyorlar. Evet. Olsun. Bakın şimdi. Bizdeki mesela böyleymiş. İki tane mandalina geldi. Hı. Hangisini almamız lazım bu mandalini seçerken? Nasıl bunu olacağız? Neden? Biraz kabuğu bollaşmış olanlar daha güzel olurlar. Evet, daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli olurlar. Daha biraz iyi kabukla kendisinin arası olması gerekiyor. Evet, bakın, çok bu sık daha, olduğu zaman değil. Bu, değil mi? Bu daha güzel boşluklu bir şekilde daha yapılır. Lezzetli bu oluyor. Daha iyidir. Bu biraz sert daha. Bu biraz zor soyulur gibi ama bu da iyi. Bunlar, bu mandalinaların ne cinsi? Satsuma cinsi denilen bir mandalina bunlar. Bizim Rize'nin, bizim Bodrum'un da ayrı bir mandalinaları vardı. Onlar daha güzel kokar. Bir de bunlar, çok çekirdekli vardır. Evet, o işte onlar şey, Bodrum mandalini Bodrum onlar. Evet. Neyse, 10 tane mandalinimizi attık. Bunları da atalım şöyle. Her yazık olmasın. Ne güzel. C vitamini deposu. Evet. Ama bu, bunu muhakkak oldu. Yapın bu sirkeyi. Çok farklı bir sirke. Şimdi ne koyacağız bunun içine sevgili kardeşlerim? Bir fincanda zerdeçalın tozunu koyacağız. Zerdeçalın tozunu koyduk. Çok değişik bir sirke olacak. Ne güzel oldu. Allah korusun, vücut direncini kuvvetlendirmede kanser olan kardeşler içebilir. Vücudu kuvvetlendirmede çok önemlidir. Boğaz enfeksiyonu olanlar içebilir. Vücudunda iltihap olan, romatizması olanlar, akut eklem romatizması denen eklem romatizmalarında iltihap olanlar içebilir. Yani böyle bir sirke hiçbir yerde bulamazsınız. Parayla alayım derseniz alamazsınız. Lütfen yapın bunu. Ne yaptık? Bir bardak sirke koyduk. Bir çorba kaşığı da tuz koyduk. Suları da getiriyorum. Evet, 4 litre de su koyacağız şimdi Serap Hanım. Haydi bakalım. Koyalım. Hadi suları. Bakalım, şifa olsun. Bismillah diyelim, koyalım. İnşallah. Sabah portakal suyu niyetine için. Ne güzel. Kahvaltıda. Evet, doğru söylüyor evet, Serap vücuttaki Hanım. Vücuttaki toksinleri de atmada akşamlar çok önemli. Akşamlar yatarken muhakkak ağzınızı çalkalayın. Böyle çalkalayın. Zerdeçal baş ağrısına da iyi geliyor. Muhakkak. Evet. Muhakkak gargara yapın. Renk bu da çok muhteşem önemli. Oldu. Muhteşem şimdi, oldu renk. 4 litreye tamamlayacağız. Birazcık daha koymamız lazım Serap Hanımcığım. Çok güzel oldu rengi. Tamam. Üstüne muhakkak tarih atacaksınız. Bir de kapatacaksınız. Böyle. Bezle kapatacaksınız. Ne güzel oldu. Üstünde beyaz barlanma olabilir. Bu normaldir. Eğer üstünde küf görürseniz onu alacaksınız. Hemen bir telefonumuz daha varmış. Alo diyelim. Telefonu alalım. Ankara'dan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur kardeşim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Fatma Hanım. Nasılsınız Serap Hanım? İyi, sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olasınız. Şükürler benim, olsun. Kavuştuk, ne güzel. Buyurun. Benim eklem ağrılarım var. Dizlerimde kireçlenme var. Hı hı. Aşırı şekilde. Ve omuzlarımda sürekli ağrım var. Kütlüyor sürekli. Her hareketimde böyle omuzlarım sanki... oyuncak bebek nasıl böyle çıkar girer ya, onun gibi omuzlarım... Evet, omuzunuzu şöyle çevirdiğiniz zaman kütlüyormuş. Tamam. Evet. Kütlüyormuş. Omuz gittim, hastaneye gittim. Sadece ağrı kesici merhem verdi biz kireçlenme için. Hı-hı. Onu sürüyorum arada bir. Ne yapmam gerekiyor? Hemen anlatalım, hemen anlatalım. Kireçlenme nasıl geçer, ne yapılması gerekiyor? Hemen anlatalım, bugün tam senin günün, Şimdi biraz sonra bir süt yapacağız. Hatta yönetmenin müsaade ederse o sütü hemen yapalım. Bu eklem ağrılarında, romatizmal durumlarda çok iyidir. Demin gösterdiğimiz sirkeyi muhakkak yap Fatma kardeşim. O zerdeçalı mandalina. Mandalina. Tabii o yazıldığı gibi. Yazıldığı gibi biz okunuyor. Biz mandalin diyoruz. Mandalina. Aa, attın ya. Peki, fırlattın. Tamam. Olsun. Yani tamam. Şey... Onu yapalım diyoruz. Bir de şimdi bir süt yapacağız. Bu sütü de içsin. Eklem ağrılarında çok önemli. Hayır, ekleminizde nasıl... ses geliyorsa bol bol egzersiz yaptırmak lazımdır. Egzersiz yaptıkça buradaki kası kuvvetlendikçe o çatırtılar geçer. Dizlerde de olur çatırtı. Mesela namaz kılarken böyle evet. Allahu Ekber çökerken oluyormuş. Böyle dizlerde çıtır çıtır sesler gelir. Dikkat edin. Çıtırtı artı ağrı varsa çok önemli. Hmm. Şıt yaptın, ıh yaptın, o önemli.
ama çıt çıt yaptı o kadar önemli değil. Ama kaslarınızı kuvvetlendirmeniz lazım. Hemen şimdi şu sütü yapalım. Feridun Bey, Amerika'ya gittik. Ne gördük? Amerika'da doktorlar eklemleri nasıl tedavi ediyorlarmış? Hep zerdeçalla tedavi ediyorlarmış. Doğru söylüyor. Bununla ilgili ilaçlar bir yapmışlar. Bir avuç evet zerdeçal hapı veriyorlar size günde için diye. Ama hiç hapını almanıza gerek yok. Şimdi sevgili kardeşlerim, sütü alacaksınız. Cezvenin içine koyacaksınız. Hafif ısıtırken, hafif ısıtırken bunun içine bir tatlı kaşığı zerdeçal koyacaksınız. Buna ne deniyor Serap Hanım? Ne deniyor? Turmeriç. Yok yok. Hani sen söyle altın ne? Altın sütü. Ha. Altın sütü. Neden? Evet, İngilizcesi. Rengi altın sütü oluyor. Turmeriç deniyor doğru. Ama altın sütü deniyor çünkü rengi nedeniyle. Ne güzel oldu. Bakın şöyle bu sütten bol bol içiniz. Eklem ağrıları olanlar. Bunun içine birazcık bal katabilirsiniz. Şeker hastası olmayanlar. Ama normalde şeker hastaları sakın bal mal bir şey katmasından ılık bir şekilde zerdeçaldan bir tatlı kaşığı dolu dolu atacaksınız. Güzelce, gerçekten harika oluyor şifa güzelce olsun. Güzelce karıştırdığınız zaman iyice yayılıyor. Çok mükemmel bir nimettir. Kesinlikle ve tadı kesinlikle çok güzel. İhmal etmeyiniz. Çok güzeldir. Bunu muhakkak görünüz. Sevgili kardeşlerim. Devletimiz çok güzel bir politika uygulamaya başladı sağlık alanında. Ay, bir sürü hastaneler açtı, şu bu açtı. Dinleyin, çok güzel bir şey daha yaptı. Bitkisel tedavileri doktorlara öğretmeye başladı. Fitoterapi diyoruz biz buna. Evet. Bununla ilgili kurslar düzenliyor. Üniversitelerimiz de bu işe katkıda bulunuyorlar. Üniversitelerimizde kurslar açılıyor. Doktorlarınız boş durmuyor. Sizin bazen bakmadı diye kızdığınız garibanlar cumartesi, pazar akşama kadar ders yapıyorlar. Biz de bu hafta, yani geçen hafta İstanbul'a gittik. İstanbul'da Medipol Üniversitesi'nde 40 tane doktor arkadaşımız fitoterapi dersi görüyorlar, kursu görüyorlar. Ondan sonra bir imtihan oluyorlar. Ondan sonra işte size bu zerdeçalları, bu bitkileri, hangi bitkide ne var, incirde ne var onları öğrenip sizlere artık bitkisel ilaçlar da yazabilecekler. Onunla ilgili bizi de sağ olsunlar kabul ettiler. Biz hoca olarak kabul ettiler. Biz onlara gidip bir ders verdik. Bu dersten bir görüntüleri. Bakın İstanbul'da. Doktorlarınız hala kaç yaşa gelmişler? Hala ders çalışıyorlar. Hala imtihan oluyorlar. Lütfen doktorlarınızın kıymetini bilin. Evet. Şimdi onların görüntülerini helal gösteriyorum. Olsun hepsine. Bizi Allah de razı kabul olsun. Ettiler sağ olsunlar. Hepsine. Kendilerine ders verdik. Görelim güzel. Bakalım Medipol Üniversitesi'ndeki yaptığımız dersi ve doktor arkadaşlarımızı. Kardeşler, zeytinyağı gazı hapsediyor içinde. Gazı hapsedebiliyor. Ozonun atomları, zeytinyağın içinde durabiliyor. Cildinize sürdüğünüz zaman ya da açığa çıkardığınız zaman derhal oradaki ozon oksijene dönüşüyor. Bütün toplam ihtiyacı ne? Oksijen. Oksijen dönüştüğü için orada yoğun oksijenlenme oluyor ve iyileşme oluyor. Ne olursunuz bakın Amut'ta her gün böyle bir 10-15 dakika durunuz. Beyninize kan geliyor. Doğal beyin bypassı yapıyorsunuz. Doğal beyninize anjiyo yapıyorsunuz. Ne olursunuz bu anda kalkma işini kendinize uygulayın. Bugün Feridun Hoca üniversitemize ziyarete geldi. Biz doktorlara o kadar güzel bilgiler verdi ki bu bilgilerin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ben Doktor Yasemin Arslan. Feridun abinin fitoterapi derslerinden ciddi faydalandık. Fitoterapi zaten doğal bitkilerle yönelik bir tedavi yöntemi olduğu için bütün dünyada buna dönüş var. Doktor Feridun Kunak da bunu son derece güzel, renkli bir şekilde anlattı. İnşallah biz de bundan sonrasında hastalarımızla uygulayacağız. Doktor Feridun Kunak'tan fitoterapi ile ilgili dersler aldık. Ben Doktor Hakan Macit. Benim de ilgi alanımda fitoterapi. Gerçekten çok yararlı oldu. Çünkü fitoterapi aslında çok eski bir bilim diyeyim ama kıymeti şimdilerde özellikle Türkiye'de anlaşılıyor. Feridun Hoca'nın bu konudaki anlattıkları tecrübeleri bize çok yol açıcı oldu. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.
Gördüğünüz gibi doktor kardeşlerimiz boş durmuyorlar. İçinde onkoloji doktoru var, dahili mütehassıs var, cerrah var, çocuk doktoru var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ders yaptık. Bizi de sağ olsunlar kabul ettiler. Kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Fevzi hocama, Yasemin kardeşime, Mustafa Bey'e teşekkür ederim. Mustafa Bey son konuşan doktorumuz Almanya'dan gelmiş bir iç hastalıkları mütehassısı. Almanya'da da kurs görmüş ama kurs bitiminde dedi ki hocam Türkiye'de fitoterapi dersi daha değişik, daha güzel. Hakikaten lütfen doktorlarınıza güvenin. Doktorlarınız artık fitoterapi yani bitki kursları da alıyorlar, dersleri de alıyorlar. Bir de imtihan oluyorlar haberiniz olsun ha. İmtihansız belge vermiyorlar, belgelerini alıyorlar. Bundan sonra bitkilerle ilgili daha güzel şeyler söyleyecek. Bir telefonumuz varmış, alo diyoruz. Alo, hayırlı sabahlar hocam. Buyur Mehtap ablacığım, buyur. Hatay'dan arıyor, hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, Allah razı olsun. Sen nasılsın ablam, buyur ablam. Çok şükür hocam bizler de iyiyiz. Çok güzel program yapıyorsunuz. Bizi çok güzel aydınlatıyorsunuz. Allah razı olsun. Allah da sizi aydınlatsın. Amin. Programın devamını nasip etsin. Amin. Hocam ben bu zerdeçalı nasıl kullanabilirim? Ve safra kesesi olmayan bir insan zerdeçalı kullanabilir mi? Hemen şimdi söyleyelim. Safra kardeşimiz harika mu? Bir soru sordu. Önceki teşekkür edelim. Bakın halkımız vallahi billahi çok akıllıyız. Yeminle söylüyorum çok akıllıyız. Yurt dışında kimse bunu sormaya akıl bile edemiyor. Bakın bizim kardeşimiz Hatay'dan arıyor. Ne kadar güzel bir soru. Kardeşler zerdeçal inanılmaz bir nimet. Vücudundan toksin atıyor, pislik atıyor, kanser önleyici özelliği var. Çok dikkat edin. En iyi doktor kim? Sizsiniz. Sizsiniz. Bizler sizin kadar bilemeyiz. O zaman ne yapacaksın? Bana zerdeçal biraz dokunur mu diye bir şüphen varsa önce mesela bu sütü yaptık ya demin Serap Hanım'a evet, az içeceğiz. Koyacaksın. Ha, bir yudum içeceksin ben mesela. Bir tatlı kaşığı dedim ya sen bir çay kaşığı koyacaksın. Hı. Bir içip bakacaksın. Bir şey yapıyor mu yapmıyor mu? Bir şikayet vermedim. Oh gözümüz aydır. Sana zerdeçal dokunmayacak. Zerdeçalın ama şu kullansın bu kullanmasın denecek bir durumu yoktur. Zerdeçalı herkes kullanabilir. Hamile kardeşler doktorlarına sormadan kullanmasın derler. Ama ben, bakın ben diyorum ama sakın karıştırmayın. Ben bildiğim hamilelere zerdeçal söylüyorum. Benim söylüyorum kullanabilirsin diyorum. Ama ve lakin doktorunuza yani kadın doğumcunuza danışın diyorum. Sevgili kardeşlerim. Hindistan'da zerdeçal niye kanser azmış? Zerdeçal kullandıkları doğru için. Söylüyorlar, evet, doğru söylüyorlar. Kanser o yüzden zerdeçal çok az inanılmaz bir nimet, inanılmaz bir nimet. Biraz sonra size zerdeçalı bir karışım yapacağız. Kanser önleyici özelliği bütün dünyanın kabul ettiği bir karışım. Ve bir Türk doktoru gurur duyuyoruz. O da ispatladı bunu. Şimdi Serap Hanım da bize bir güzel bir kereviz yemeği yapacak. Buyurun. Bakın zerdeçalı bütün yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ben baharatların arasına ekledim. Böyle mutfakta, ocağın başında, kenarda şöyle bir baharatlık aldım. Baharatlıkta tuzun yanında zerdeçal duruyor. Bütün yemeklere zerdeçal katıyorum. Tarhana çorbasına katıyorum. Çorbalara, balığa, her şeye çok yakışıyor. Bütün zeytinyağlıları da zerdeçalla yapıyorum. Rengi de güzel oluyor. Mesela makarnayı yapın sapsarı böyle harika bir renk oluyor. Renk güzel oluyor. Şifası çok güzel. Bir çay bardağı zeytinyağı var. Güzel, has sızma zeytinyağımızı bir çay bardağı tencerenin içine koydum. İçine bir tane soğan doğradım. Soğanı da koydum. Artık ben zeytinyağlıları eskisi gibi şekerli asla yapmıyorum. Zeytinyağlıyı yaparken çok lezzet veren bir şey söyleyeceğim size. Küçük bir püf noktası. Biraz bal koyduğunuz zaman, evet bal koyduğunuz zaman... Şöyle bir çorba kaşığı kadar bal koydum. Bal koyup soğanı o şekilde karamelize ettiğinizde zeytinyağlınız çok daha lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. İçine şöyle dolu dolu hani kanseri de engelliyor diye tadı da çok güzel de bir lezzet veriyor. Şöyle zerdeçal koydum. Zerdeçal, bal, soğan, zeytinyağı güzelce bir kavuruyorum. Nasıl olur benim zeytinyağlı kereviz yemeğim Feridun Bey, mandalinalı? Çok lezzetli olur. Vallahi samimi gelenler bilir, evet benden de oluyor. İsterler. Bir de bunda çok değişik özellikler var. Mesela çok ne güzel. Koyacak bir de ayva koyacağım? Koyacak. Ayva koyacağım. Ayva ile deneyin ki evet. Kerevizi çok lezzetli olur. Şimdi 4 tane kerevizim var. 4 tane kerevizi de doğradım. Evde biraz daha kavurursunuz siz. 4 kereviz. İçine bir tane de ayva atıyorum. Çekirdekleriyle falan attım. Evet ayva çok yakışıyor kerevize. Şöyle bir karıştırdım.
3 tane soğanım, pardon 3 tane havucum var. 3 tane havucu da koydum. Evet, geldik. Şimdi en önemli özelliklerden bir tanesi de 3 tane mandalinam var. Mandalinamın hiç suyunu falan sıkmadım. Mandalinayı böyle küçük 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 dilimledim. 3 tane de mandalinayı koyuyorum. Ya ve kereviz yemeğim oldu, meyve sepeti mi oldu? Bu ne biçim bir şey oldu? Muhteşem oluyor Feridun Bey. Ayva var, mandalin var. Evet ama çok ama güzel Osmanlı mutfağında, Osmanlı mutfağında meyvelerden çok yararlanmış. Kayısılar var, ayvalar var, elmalar var. Hakikaten çok lezzetli evet. oluyor. Lütfen kerevizi bir de böyle deneyin. Hiç koku moku kalmıyor. Çok mükemmel. Evet. Lütfen deneyin. Geldik. Bir püf noktası daha vereceğim. Bu da çok güzel oluyor. Böyle dolu dolu bir çorba kaşığı kadar da. Bu ne? Sarı hardal. Neye iyi geliyordu? Bu huzursuz bacak sendromu. Bravo. Aferin. Ha? Sarı evet. hardal. Geceleri bacaklarınızda yanma oluyorsa, atma oluyorsa bir çay kaşığı sabah, bir çay kaşığı akşam. Ben lezzet versin diye koydum dövün. Ya. Bir parça yoğurtla ya da balla, şeker hastaları, yoğurtla şeker hastası olmayanlar balla karıştırıp yiyin. Huzursuz bacakta, bacak yanmalarında, evet. hardal. Buzluğunuzda bezelyeniz varsa eğer koyduysanız, böyle bir çay bardağı bezelye de koyabilirsiniz. Koymaya da bilirsiniz. Şöyle kerevizin, tabii ki o yeşil yeşil olan yerleri de çok lezzet verir kereviz yemeğine. Varsa onlardan da biraz üzerine atıyorsunuz. Üzerini geçecek kadar su koyuyorum. Hemen altını kapatıyorum. Sıcak su koyuyorum. İçinde yok yok çok lezzetli oluyor. Kalorisi de çok az. Şöyle koydum. Tuzunu da atıyorum. Üstüne bir çay kaşığı da tuz attım. Evet, altını kısıyorum. Ve güzelce pişmesini bekliyorum. Çok lezzetli oluyor. Şöyle güzel de böyle cam bir tabağa dökersiniz bunu. Üzerinde streçlersiniz. Ya bir öğününüzde böyle geçirdiğiniz zaman zaten zayıfladığınızı göreceksiniz. Doğru. Sebzeler. Çok sağlıklı bir sebze yemeği evet. oldu. Muhteşem. Şimdi bizim biliyorsunuz son dönemlerde çok güzel bir erik dalı. Serap'ın kereviz yemeği olsun adı. Peki Serap'ın benim kereviz olsun yemeği. Lütfen evet. Tamam. Çünkü değiştirecekler. Bana kereviz, ait. Serap'ın kereviz yemeği oldu. Çocuklarım çok güzel erik dalı diye bir türkümüz var. Şimdi Isparta yöresine ait. Şimdi bu türkümüzü bebeklere bilgisayar yardımıyla motive etmişler. Bakın nasıl yapmışlar, bebeklere uygulamışlar. Nasıl uygulamışlar? Görelim beraber. Şöyle biraz neşelenin diyoruz. Görüyoruz bakalım. Gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Aman küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Amanın gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın eğmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez.
Sevgili kardeşlerim, zerdeçal nimetine devam ediyoruz. Mucize. Biraz sonra size zerdeçalla ilgili kanser olanlar ya da ailesinde var olup da bende de olur mu diye korkusu olanlar bu karışımı muhakkak yapsınlar. Biraz sonra anlatacağım. Ama bağırsaklarınızın çalışması çok önemli kardeşlerim. Bağırsaklarınız güzel çalışıyor zerdeçal. Evet. Baş ağrısına falan çok iyi geliyor. Onu bağırsaklarınız güzel çalışmıyorsa, muhakkak sorun var demektir. Ben şimdi size zayıflayamazsınız da zaten. Bir kap da alacağız. Bakın, iki bardak süt koyacağız bir kabın içine. Bu kap yalnız ben cam kap koydum, görünsün diye böyle yaptım. İçine iki tane de doğranmış incir koyacağız. Küçük küçük doğranmış incir koyacağız. Hani Anadolu'da birçok yerde incir uyutma yaparlar ya, onun gibi bir şey olacak bu. Ya ama çok faydalı. Bunun içine Feridun Bey bir incir uyutma yapar. Ben evet. Böyle bir şey olamaz. Bak ilerleyen günlerde yapalım inşallah. Evet. Şimdi zerdeçalı da koyacağız bunun içine. Bakın kardeşlerim, bunu böyle güzelce karıştıracağız. Ateşin üstüne koyacağız bunu. Güzelce burada iyice incirler yumuşayana kadar pişireceğiz bunu. Allah Allah. İyice incirler bulamaç gibi olacak. Ondan sonra bunu iyice ezeceğiz. Sütlaç gibi mi olacak acaba? Dinleyin. Dinleyin kardeşlerim. Bunu yatmadan önce yiyiniz. Sabah mis gibi bağırsaklarınız çalışacak. Hem de o gün boyu aldığınız toksinler, pislikleri atacak vücuttan. Bir daha söylüyorum. Çok kolay. Toksinleri, pislikleri atacak vücuttan. Yazanlar için lütfen iki su bardağı süt. Tamam. İki tane küçük küçük doğranmış incir. Bir çorba kaşığı da dolu dolu zerdeçal attın. Bravo. Karıştıra 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 bunu pişiriyoruz. Aynen öyle Serap. Şöyle salep yapar gibi herhalde değil mi? Evet. Aynen öyle. Öyle pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Piştikten sonra ama incirler iyice yumuşayacak. İncirler iyice yumuşayacak. Tatlı niyetine de yiyebilirsiniz. Ne çok güzel olur. Çok mükemmel bir nimettir. Evet. Çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Ne güzel olur. Kendiniz de yiyebilirsiniz. Eşinize de yiyebilirsiniz. Mesela ben iki dedim ama siz dört incirden dört bardak sütle yapın. Kayısı akşam da olur. Yatmadan kayısı da olur. Bravo şey, Serap Hanım. Ne güzel olur. Kayısı da olur. Bir kayısı, İncirin bir yerine kayısı da olur. İnciri biraz da böyle muhallebi kıvamı yapıyor böyle. İncirin içindeki bazı maddelerden daha farklı oluyor. O yüzden incir olur dedik. İncir çok büyük nimet. Kayısı da çok büyük nimet. Şimdi sevgili kardeşler. Hemen bir şey söyleyeceğim. Zerdeçal'dan birçok şey yaptık ama zerdeçal'dan maske yapmadık. Neden yapmadık? İnternette sürekli zerdeçallı maske yapıyorlar, görüyorum falan. Acaba yapanlar deniyor mu? Ve gerçekten o zerdeçalın boyayan bir şeyi var. Sarılığı var. Evet, özelliği var. O yüzden o ciltten de çıkmıyor. Sapsarı da kalırsınız bir hafta. Asla zerdeçal maskesini tavsiye etmiyorum. Çünkü sarartıyor bir. Doğru. İkincisi, havuç maskesi var. Yine yapanlara soruyorum, acaba yaptınız mı? Havuç da boyuyor. Ben bir hafta gerçekten deneyip turuncu gezdiğimi bilirim. Hani böyle fondötenler, gülme, üst üste. Üst üste turuncu. 20 eve dakika geldim bekledim. Ki bunun renk değişmiş. Evet. Kız ne oldu sana? Ne yaptın? Dedi ya, böyle böyle havuçtan şey yaptım. Nereden gördün? Deneyeyim dedim. Sen her şeyi denemiyor musun? Güvenmiyorum. Evet, güvenmiyorum. Zerdeçaldan, havuçtan ve boyayan şeylerden gerçekten çok fazla maske yapmanızı zerdeçalın, tavsiye etmiyorum. Zerdeçalın içinde neler var? Zerdeçalın içinde çok demir yararlı, var, potasyum yani var, B6, C vitamini, manganız var. Bir sürü şeyler var. Serap Hanım dediği doğru. Zerdeçalı kumaş boyamada kullanıyorlar. Evet. İpek boyamada kullanıyorlar ve kınada kullanıyorlar. O yüzden lütfen dikkat edin. Zerdeçalı şey yapmaya çalışın. Zerdeçalı yaralarda kullanıyorlar. Bir tatlı kaşık balın içine zerdeçal koyuyorsunuz. Yaraya sürdüğünüz zaman yarada iyileşme meydana geliyor. Ama hakiki iyi bir bal bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bunu vücudunuzda kilo vermede çok büyük özelliği var. Bakın ay, şimdi bir de onu yapayım. Ne olur bak bunu deneyin. Bu da kilo vermede istiyorum. Çok faydalı. Ne yapacağım söylüyorum. Bir fincan çörek otu tozu. Bir fincan zerdeçal. Bir fincan tarçın. Bakın bunu şeker hastaları çok kullansınlar. Şekeri de düşürüyor. Bir fincan da mahlep. Bunu böyle bir cam kavanozu koyduk. Ben bunu ne yiyeceğim? İyice karıştıracağız. Şimdi ne anlatacağım. Çekeyim? Anlatıyorum bir dakika. Karıştırdık. Sayısı sonra ne yapacağız çekeyim biliyor musunuz? Eğer anlatıyorum Serap, bir dur. Yemeklerden önce bundan yaklaşık öyle dolu dolu bir çorba kaşığı kadar aldınız. Bunun içine iki çorba kaşığı yoğurt koyacaksınız. Yemeklerden yarım saat önce yiyeceksiniz. Top üstüne mu tutuyor? Üstüne bir bardak su içeceksiniz. Bir bardak da maden suyu içeceksiniz. Bir daha söylüyorum. Canınız kuzu falan istemeyecek. Hiçbir şey istemiyor. Vallahi bak deneyin ne göreceksiniz. Et, ne balık, ne şeker tavuk hastaları da yapsınlar.
şekerleri düşecek. Nefsi de yalnız öldürüyor mu? Yalnız insülin kullananlar yapmasınlar sormadan doktoruna ya da insülin dozunu düşürmek lazım. Dikkat etsinler. Bir daha sayalım, bir daha sayalım. Bir fincan çörek otu. Bir fincan zerdeçal, bir fincan mahlep, bir fincan tarçın. Hepsini bir kavanoza koyun. Ne güzel olmuş. Bir fincanı isterseniz biz biraz su bardağı yapın siz. Yani birebir oranında olduğunu göstermek için böyle yaptık. Hı hı. Büyük kavanoza koyun, daha kolay. Karıştırın iyice. Nemli yerde durmasın, serin bir yerde dursun ya da buzdolabının kapağında dursun. Her seferinde aldık, bakın böyle güzelce aldıktan sonra bunu yemeklerden yarım saat önce yiyorsunuz. Üstüne bir bardak su, bir bardak da maden suyu içiyorsunuz. Sofraya oturduğunuzda canınız bir şey istemiyor. Tok tutuyor. Sevgili kardeşler, metabolizmanızı hızlı çalıştırıyor. Böyle çalıştırıyor. Çok enerji sarf ediyor. Ben bunu eve götüreyim de yapayım. Dur. Eğer kilo vermezseniz kulaklarımı çınlatın, razıyım. Kulaklarım çınlatın deyince de yarın size kulak çınlamaları ile ilgili çok özel anlatacağım. Kristal oynaması ne? Kulak, daha doğrusu pazartesi günü. Yarın dediğim pazartesi günü. Cuma, yarın onu. Pazartesi günü. Yarın hocamız var inşallah. Necmettin hocamızı seyrediniz. Biz pazartesi günü için kulak çınlamasını anlatacağız. Kulak çöpüyle ilgili ne yapılır, ne yapılmaz onları söyleyeceğiz. Vertigo ne, onları anlatacağız size. Şimdi devam ediyoruz. Neyle Allah devam ediyoruz? WhatsApp hattımıza gelen bir görüntümüz var. Onu vereceğiz ama şu sirkemi bir süzeyim. WhatsApp hattımıza bir kızımız çok güzel bir şarkı söylemiş. Biraz da sizi neşelendireceğiz. Ne yapmıştık? Yaban mersini, kuşburnunu bir sirke yapmıştık. Ne zaman yapmıştık? 3 Ekim'de yapmışız. Şimdi onu bir süzeceğiz. Bu da bakın üstündeki bütün meyveler aşağı çöktüğü zaman bu sirke olmuş demektir. Haberiniz olsun, rengini de güzelliğini gösteriyorum size. Ne güzel oldu. Ne var içinde bir daha söyleyelim. Bir daha söyleyelim. Ne var içinde? Yaban mersini ve kuşburnu. Daha bakın, ne olsun. Ne güzel bu da olmuş. Kanser önlemede, vücudun direncini düşürmede, şeker hastalığına dikkat edin. Kolesterol yüksekliğine bomba bir sirke. Doğal probiyotik. Bravo Serap. Hani diyorlar ya probiyotik bravo. Çok önemli bravo. Probiyotik. Depresyonu bile engelliyormuş. En önemli probiyotik bu. Evet. Şimdi biraz sonra seyircilerimize de tattıracağım. Bunun tadını hiçbir yerde bulamayacaksınız. Hiçbir yaban şey mersini, kuşburnu. Yaban ne kadar oldu? Bakın nasıl yaptığımızı anlatalım. İkisinden de yarımşar kilo kadar attık. Kuşburnundan da ikisinden de ikişer su bardağı attık. Yalnız dövüp attık. Kuşburnu'nda, yaban mersini de dövüp attık. Yaban mersini gözlere çok faydalı. Gözlerinde katarak olan, gözü iyi görmüyorum diyenler bu sirkeyi muhakkak yapınız. Çocuklarınızın vücudun direncini kuvvetlendirmede bir bomba bir şey muhakkak yapınız. Çok güzel olmuş. Sakın ya, ihmal etmeyin. Şimdi seyirciye tattıracağız. Yalnız ben şu içme şeklini hep tarif ediyorum. Lütfen bunu yapınız. Yani böyle yaparsanız daha faydalanacaksınız. Bakın dün sirke, Sude dedi ki ya baba boğazım ağrıyor. Getirdim hemen benim odadaki sirkeyle gargara yaptım. Sabah sordum nasıl, vallahi baba rahatladım dedi. Bakın kardeşlerim benim bunu yaptırın. Benim öksürüğüme de iyi geldi. Yutsanız da daha iyi zaten. Için. Bakın yapacağınız şey şu. Bir yudum alacaksınız. Dişlerinizin arasından geçirdiniz. Tamam. Devam edelim. Ben seni seslendireyim. Şimdi gargara yapıyorsunuz. Gargara çok önemli. Boğazda oluşan enfeksiyonları temizliyor. Bir bardak. Bakın şimdi tadınca bakacaksınız, dağıtacağız. Çok beğeneceksiniz vallahi, eminim. Vallahi billahi yakmıyor midenizi. Yok böyle bir bardak içebilirim ben. Doğal sirke. Piyasa sirkesi. Öyle asit yok. Değil. Lütfen bunu yapın. Fark edin. Böyle bir sirke yok. Böyle bir nimet yok. Gözlerinize çok faydalı. Vücudun direncini kuvvetlendirmede çok faydalı. Çok rahat içiliyor. Şimdi bu kızımızı çok dinlemenizi istiyorum. WhatsApp nefis. Hattına bize yollamış. Gerçekten çok güzel olmuş. Güzel gözlü kardeşimiz. Bakın ne kadar güzel söylemiş. Güzel. Bir dinleyin ne olur. Ne kabiliyetler var Türkiye'de. Bizim de WhatsApp hattına yollamış. Buyurun dinliyoruz bakalım. Başında bir gül gibi boynu bükük kalan yârim, dikenleri acımadan yüreğime eken yârim. Bir kez sana bağlanmışım, ben kendimi hey unutmuşum, hey aşkın ele kavrulmuşum. Sevdan beni kül eyledi,
aşkın ele kavrulmuşum. Sevdan beni köleyletti, berivanım, berivanım. Köy kokulu dağ ceylanım. Doktor Civan'ım, doktor doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor doktor Civan'ım. Kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde söyledi. Düşünün daha bu arkasında SAS heyeti olsa ne kadar güzel söyleyebilir, ne kabiliyetler var. WhatsApp numaramız 0532 0532 345 20 32. Sizlerden de görüntülerinizi, sıkıntılarınız varsa, yaranız beleniz varsa yaranız belenizi, ya da konu varsa konu, ya da böyle müzik kabiliyetiniz varsa onu bekliyoruz. 0532 345 20 32'ye bekliyoruz. Sevgili kardeşler, gelin şu bombayı da yapayım size. Ne olur bunu muhakkak uygulayınız. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? İyi dikkat ediniz. Bunu böyle yaparsanız faydası oluyor. Buna özellikle dikkat ediniz. Ne yaptığımızı anlatıyorum. Tahta kaşık istiyorum, tahta kaşık istiyorum. Ne yapacağımızı anlatıyorum. Dikkat edin. Sevgili kardeşlerim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi anlatıyorum, dikkat ediniz. Zerdeçal'dan bir çorba kaşığı bir kabın içine koyacağız. Ama nasıl kabın içine? Muhakkak tencereye koyacağız bunu. Böyle yaparsanız etkisi daha güzel oluyor. Yarım fincanda sızma güzel zeytinyağı. Bunu da koyacağız bunun içine böyle. Güzelce gezdireceğiz, yedireceğiz bunu böyle. Bakın böyle. Macun gibi olacak. Zeytinyağı nasıl bir nimetse, evet, her şeyi, evet, içine, evet, çekiyor, evet, zaten. Hemen hemen aldı içine. Kendi içinde barındırıyor. Bakın eritti. Evet. Şimdi dikkat edin. Bunun etkisini güçlendirmek için buna yaklaşık bir çay kaşığı kadar da karabiber atacağız. Ne güzel oldu. Kardeşler, immün sistemi kuvvetlendirmede bir bomba bu. Lütfen bunu yapınız. Bu kanser olan olmayan bütün herkeslerin kullanabileceği bir karışım. Akciğer kanseri biraz da çok etkili. Lütfen deneyin. Ne yapacağız? Bunu hafif ısıtacağız. Sakın yakmayacağız. Isıtacağız. Biraz sıcak olacak bu. Ondan sonra getireceğiz. Bir kasenin içindeki yoğurdun üstüne ya da çorbanızın üstüne. Ne kadar ısıtayım mesela ya, ben bak ocağı yaktım, Serap ne Hanım, kadar oturtacağız bir göster şöyle. Şöyle gösteriyorum. Heh. Yanmayacak kadar, sakın yanmayacak ama. Bak ocağı biraz, yaktım. Biraz ne ısınacak, kadar? Biraz ısınacak. Şu, peki söyleyelim 2-3 dakika diyelim. 2-3 dakika ısınacak, şöyle değdiğiniz zaman ısındığını fark edeceksiniz ama yakmayacak sizi. Anladım. Yakmayacak, o zaman etkisi daha güzel çıkıyor ortaya. Ondan sonra bunu aldınız, aldınız, getirdiniz. İsterseniz böyle yoğurda dökeceksiniz, bakın böyle. Yoğurtla karıştırıp yiyeceksiniz. Ya da bunu böyle karıştırdınız, bunu çorbanıza koyun. Mercimek çorbanıza, tarhana çorbanıza, ne isterseniz koyun. Etkisini çok fark edeceksiniz. Bir daha söylüyorum. Bu karışım çok güzel bir karışım. Lütfen bunu uygulayınız. Zeytinyağı, zerdeçal ve karabiber karışımını sakın ihmal etmeyiniz. Bunu özellikle söylüyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim, Serap Hanım'ın kerevizi de bir taraftan olmak üzere oldu mu? Oldu oldu. Hadi bir gösterelim bakalım. Gel, bismillah diyelim. Oldu, hadi bakalım. Dur ben sana yardım edeceğim. Hayır, yok ben yaparım. Şöyle ben ilk evlendiğim zamanlar şöyle üzerime doğru döküyordum. Şu tarafa doğru hep üstüme sıçratıyordum. Ama sonra zamanla anladım. Şöyle. Yavaş anladın yavaş. Ama geç anladın. Beni de aynı şekilde anlıyorsun ama geç anlıyorsun. Ay, neyse geç anlasam da yanlış anlamıyorum sonuçta. Tamam. Beni evet harika oldu. Of 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 of. Harika fotoğraf oldu. Mısın be kardeşim be? Evet çok güzel oluyor. Serap şöyle. Hanım seninle bir kez daha gurur duydum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok lezzetli oluyor. Bir de mandalinalı deneyin, bir de ayvalı deneyin. Hardal eğer bulabilirseniz, hardal da çok güzel bir tat veriyor, sarı hardal. Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu. Ya sebzelerden uzaklaşmayalım istiyorum. Şu yeşiller gerçekten, evet, çok harika değerli. Oldu. Lütfen kerevizi böyle deneyin. Bir dirhem kereviz kokusu aldınız mı? Yok, ne olmadı. Ne olur stüdyoda kardeşler bakın ne kadar güzel, mis gibi koktu ki bizim çok burada havalandırma şeyimiz yani bacamız yok ama gördüğünüz gibi hiç kokmuyor. Sevgili kardeşler bakın çok güzel görüntüler göstereceğiz. Şimdi biraz neşelendirelim, biraz şöyle güzellikler olsun. Görelim bakalım hayvanlarla insanların ilişkisini görüyoruz, beraberce seyrediyoruz. Pişt.
Dedektir. Evet sevgili kardeşlerim, gördünüz hayvanlar ne kadar güzel sevgisini belli ediyorlar. Kendilerine bir tas yemek verene ne kadar minnet duyuyorlar. O kazın halini, o aslanın halini, filin halini, fok balığının halini gördünüz. Şaşırılacak bir şey. Köpeklerde görüyorduk hani o leçeyi ama diğer hayvanlarda da var. Onlar hayvanlar kendilerine yapılan iyiliği, güzelliği hiç unutmuyorlar. Amma ve lakin insan denen bir canavar var ki işte onlar çok farklılar. Şimdi can kardeşler, bir güzellik daha yapacağım size. Ne istersin? Bunu da sakın ihmal etmeyiniz diyoruz. Bu ne? Allah korusun, son dönemde bütün dünyada Alzheimer çok arttı maalesef. Halbuki çok ömür arttı. De uzadı. Değil mi? Ömür de uzadı. Ömür uzadığı için biraz arttı diyorlar ama tabii şartlar, telefonlar, şunlar bunlar bunu arttırıyor. Gelin Alzheimer olmamak için ya da olanları ferahlatmak için ya da ailenizde varsa, bende olmasın diyorsanız ya da annenizde babanızda varsa ona ne vereceksiniz hemen anlatıyorum. Şimdi dikkat edin. Bir tatlı kaşığı keten tohumunun tozu. Hayır, Alzheimer demezlerdi de buna da derlerdi. Bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı da ısırgan tohumu. Kardeşler, bakın bir daha söylüyorum. Keten tohumu, ısırgan, zerdeçal. Allah, keten tohumu bu. Bu kolesterol düşürmede de çok faydalı. Isırgan, zerdeçal, keten tohumu. Yalnız burada bir parantez açıyorum. Çok dikkat edin. Hanım kardeşler, eğer sizde göğsünüzde fibrokistler varsa, yani yazabildin küçük mi yazayım küçük mı? Kistler varsa, küçük küçük kistler varsa onlar keten tohumunu koymasınlar. Bir daha söylüyorum. Keten tohumunu göğsünde kist olmayan kardeşler, erkekler koysunlar ama hanım kardeşler keten tohumunu göğsünüzde kist varsa koymayınız. İçindeki maddeden dolayı arttırma riski var. Bunun içine bunu karışım ne yaptık? Bir tatlı kaşığı ısırgan, zerdeçal, keten tohumu. Eğer sıkıntı olanlar keten tohumu koymayacaklar, ısırgan da zerdeçalı yapacaklar. Bunun içine yaklaşık dolu dolu bir çorba kaşığı kadar da yoğurt koyduk, karıştırdık. Bunu yedik. İsteyenler bunu balla da yapabilirler. Mükemmel bir nimettir. Bu da beyninizi güzel çalıştırıyor. Bağırsaklarınızı güzel çalıştırıyor. İstikbalde beyinle ilgili sıkıntılardan uzak tutuyor. Bir de uyku çok önemli değil mi? Evet. Uyku evet, çok tabii. önemli. Evet. Şimdi uyku sirkemizi tattılar bakalım. Sirkemizi soralım. Hadi soralım. Sirkenin tadını nasıl buldular? En önemli jüri burada. Evet. Hanımefendi o kadar güzel yazdı ki bayıldım ya. Ve tek. Sağ olun. Afiyet olsun. Tadı. Hani gerçekten tam bir oksidan yani. Tam bir oksidan. Bravo. Sen ne diyorsun abla? Ben de beğendim. Beğendim güzel. Ablam bir göstersene şu yazdıklarını. Ablam çok harika. Bütün her söylediğimiz böyle notları aldı. Bak kalemiyle kağıdıyla gelmiş. Hepsini buraya yazdı. Ahmet, niye akşam eve yemek getirmedin? Bu da Ahmet'e vereceği notmuş. Şaka yapıyorum, yok öyle bir şey. Ben de çok beğendim. Çok yumuşak bir içimdi. Güzeldi. Güzel, çok güzel. Hocam ne diyorsun? Çok güzeldi ellerini. Beğenmeyen var mı içinizde? Çok güzeldi hocam. Şalgama benziyor tadı. Şalgama benziyor. Şalgama benziyor. Şalgama benzettin. Elinize sağlık, güzeldi. Çok güzel hocam, çok güzel. Hacı baba içtin mi? Ne güzel, İçtim, ne güzel. Çok güzel ya, hoşuma gitti. Peki. Teşekkürler, çok güzel. Çok güzel kan yapıcı. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, çok güzel. Peki. Şimdi... Tamam, ben yazıp veririm size. Hiç merak etmeyin. Şimdi sevgili kardeşlerim, ayakkabılarımızı vereceğiz. Şimdi ayakkabılarımızla ilgili telefonlarımız gelmiş. Haydi bakalım. Verelim. Ayakkabı ondan sonra verelim. Anlatmaya seve devam edeceğiz. Içten. Ayakkabılarımızı koyuyoruz buraya. Diyarbakır'a gitsin ilk ayakkabımız. Hoş geldiniz. Günaydın Didem Hanım. Diyarbakır'a selam. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de sağ olun, sizi izliyoruz zevkle. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Şifreniz hoş neydi? Geldin, hoş geldin Didem kardeşim. Vaktimiz, hoş bulduk Doktor vaktimiz var, size Diyarbakır'la ilgili bir fıkra anlatayım. Öyle mi? Ne güzel. Şimdi, hadi. Ha, vaktimiz yokmuş, özür dilerim. Geri aldık sözümüzü. Dur, eğer zaman kalırsa istiyorum. Biterse anlatacağım, biter. Tamam, vaktimiz biterse yokmuş. Tamam. Didem kardeşim, şifre neydi?
Kateşin. Kateşin çok güzel. Tamam, çok güzel. Kateşin antioksidan özelliği olan bir maddelere kateşin deniyor. Yani vücuttan toksin atıyor. İşte şeyin içinde de zerdeçalın içinde de kateşin maddesi var. Hı, devam güzel. Ediyoruz. Evet. Kaç numara istiyorsun? Hocam ben annem için istiyorum. Dizlerinden rahatsız da ayağı taraklı. O zaman anneciğine geniş taraklı bir tane yolluyoruz. Sana da bir tane Serap ablanın kitabından gönderiyoruz. Güle güle kullan canım kardeşim. Hemen bir tane daha aldık. Ben vakit var zannediyorum. Aynen. Fıkrayı başka zaman anlatacağız. Tamam. Devam ediyoruz. Evet, alo Pazartesi dedik. Pazartesi istiyorum. Yozgat. Yozgat'tan. Hoş geldin geldiniz. Kardeşim. Aslan abi hoş geldin. Aslan. Şifre neydi? Şifre neydi? Hadi abi. Hoş geldiniz. Şifre neydi şifre? Sağ olasın. Şifre neydi? Sağ ol hocam. Abi şifre Atasın. Ne? Kaç numara istiyorsun? Kadının numarası 38. 38 kadın. Gönderdik. Allah'a emanet kadına... ol. Evet selamlar sevgili olsun. Kardeşlerim maalesef sona kaldık. İki kişiye verebileceğiz bugün. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, kanal yedide kalın. Hoşça kalın.